sevgili dostlar. Sponsorumuz golver.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz. Hoş geldiniz. Şimdi değerli arkadaşlar. Bakın. Cümlenin güzelliğine bakın. Fenerbahçe teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını kapa bildirdi. Yok gerçi böyle de şöyle. şöyle <laughs> nasılydı şöyle miydi? Fenerbahçe <laughs> teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını kapa bildirdi. Ne kadar güzel bir. Ne kadar güzel değil mi? Şimdi kariyeri kupalarla dolu olan Jorge Jesus, Jorge Jesus artık ne şekilde telaffuz ediyorsa kendi muhtemelen söyleyecektir basın toplantısında. Sizce Fenerbahçe şampiyon yapabilecek mi arkadaşlar? Hadi size bir soru sorayım. Şimdi ben buradan Ali Koç'a sesleniyorum. Ali Koç'un evinde şu anda ortalık gergin. Ali Koç uyuyor falan millet kalıyor. Kalk, kalk 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 Ne oldu? Mustafa Hoca sana sesleniyor. Ya bir durun Amerika'da falan İngiltere'de yurt dışında her yerde hayat durdu. Niye? Mustafa Hoca Ali Koç'a sesleniyor. Yani diyorlar şimdi şu anda küresel bir kriz var. Maymun çiçeği falan filan. Boş verin onu diyorlar. Önemli bir olay. Şey. Ne oldu? Mustafa Hoca Ali Koç'a sesleniyor. Hani Amerikan başkanı dahil herkes ayağına denk kalsın Ali Koç'a sesleniyorum. Şimdi sevgili başkan, sayın başkanım görmüyor musunuz? Doğru isim getirilince tüm taraftar nasıl birlik oluyor farkında değil misiniz? Nasıl bütün taraftar başkanım diye hitap etmeye başlıyor. Farkında mısınız? Yani doğruları yapınca ben or gece susunda falan değilim. O bir tane e, eski FETÖcü var. Ş e, o şahsa canlı yayında hat bildirme olayı var ya. O beni çok tatmin etti açıkçası. Son dönemdeki açıklamalar, konuşmalar Ali Koç'un dik duruşu, hani geri adım atmaz tavrı. Fine, fair play, fair play. Ne fair play? Ne fair play? Bu ülkede fair play, fair play yalan. Rakibin 10 kişi kalmış. Gideceksin 10 tane atacaksın. Futbolcuyu, sakat futbolcuyu kenara çıkarıyorsun. İki gün sonra unutulur. 10 tane atacaksın ki millete şey olacak. Yani ibret alem olacak. Şimdi taraftar doğru ismi getirdiğin zaman arkanda nasıl dağ gibi duruyor şimdi fark ettin mi Sayın Başkanım? Yani şimdi anladın mı? Atanın ve tutanın iyi olacak diyor taraftar. Ve bunu dünyadaki hemen hemen herkes aynı felsefede söylüyor. Futboldan anlayan herkes. Şimdi atanın, şey tutanın için çok bir şeyin yok. Okey gibi. E, savunmatik olarak çok bozmazsan, çok ayarıyla oynamasan gayet iyi. O zaman şimdi çok iyi atan bir forvetin olmak zorunda. Ve skor katkısıyla seni şampiyonluğa taşıyacak yüksek kanat forvetlerin olmak zorunda. Ve dolu tribünlerle en azından Kadıköy'deki bütün maçlar dolu tribünlerde oynanırsam hem Avrupa'da hem Türkiye'de başarılar kaçınılmaz hale gelir. Bak Jesus gibi marka bir hocayı getirdin. Taraftarı kenetledin. Her şey çok güzel. Şimdi dediğim gibi golcü kanat forvet. Yani olmazsa olmazlar bunlar. Ya bir şey söyleyeceğim. Jesus'tan ilgili de şöyle bir durum var. Bazı arkadaşlar sezon içinde Ali Koç Jesus'u getirmiyorsa istifa etsin. Bir zahmet. Lan niye istifa Bir zahmet istifa etsin. Lan Ali Koç bir zahmet istifa etsin getiremiyorsa. Şimdi getirdi. Ya İsmail Kartal'a haksızlık yapıldı ya. İsmail Kartal'a devam edilmeliydi diyor. Ya siz ne omurgasızsınız ya. Bak yanlış anlamayın. Yani İsmail Kartal kalsın diyenlere lafım değil. Lafım bu döneklere. Ya dönek yorum yapanlara diyeyim daha doğrusu. Dönekler deyince hakaret oluyor. Şimdi fazla değil 7-8 ay önce 3 galibiyet bir beraberlik alıp Şampiyonlar Ligi ön geçip Benfica'yı gruplara sokan adamdan bahsediyoruz. Gruplarda 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puan toplayan adamdan bahsediyoruz. Hani ayrılmadan önce ligde 15 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet almış. Benfica 15'te 12 yani 30 maçta 24 galibiyet, 2 beraberlik, 72, 74 puan. Ben size bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe 30 maçta 74 puan alsın. 30. haftada şampiyonluğunu ilan eder. Zaten önümüzdeki sene lig 36 hafta oynanacak. Yani 6 hafta önceden şampiyonluğunu ilan eder Fenerbahçe. Aksine iddia eden varsa buyursun. Şimdi Jesus'la ilgili de çok fazla söylenti var. Ee, muhtemelen kap bildirimi ya ben bu videoyu çekiyorum ama kap bildirimi sadece şeye ilişkindi. Ben bu videoyu çekerken belki de şu an sözleşme detayı gelecektir ama hani bir artı bir oldu. işte uzayabileceği, kısalabileceği ama maddi konularda işte bir kısmını sponsorların ödeyeceği, yani Fenerbahçe Spor Kulübü'ne de çok fazla etki etmeyeceğini de belirtmekte fayda var. Yani ee, durum bu. Cesus'un kazancı şu bu falan. Ya Türkiye şartlarında Cesus gibi bir hocayı ve ekibini getirmek gerçekten büyük iş. Hele hele dövizin böyle arttığı ortamda dikkat edin. Yani arkadaşlar çok ilginç. Yani helal olsun Ali Koç'a. İyi de öldürün. Hakkını yemeyin arkadaşlar. İnşallah 4 Haziran'da da Ali Koç'la birlikte Aziz Yıldırım'ı o sahnede görmek isteriz. Peki hocam. Jesus geldi. Şimdi ne olacak? Jesus'un yardımcıları şu anda avdalar. Hocam ya Allah'a seversen ne avı şu günde av mı? Transfer avı. Ha öyle söyle hocam. Bakın Benfica ile sözleşme bitti. Uzun bir aradır e, boştaydım. Ve yaklaşık bir aylık bir süre zarfında yaklaşık bir ay civarında bir süre zarfında zaten Fenerbahçe'yi analiz ediyor Jesus ve ekibi. Şimdi ilk etapta iki yardımcısı Joao Deus ve Sampaio Sampaio eşlik edecek. Ardından ekibinin beş üyesi daha gelecek diyor ve e, hani Jesus'un avukat şeyleri, yardımcıları gözlemledikleri Fenerbahçe'ye dair zaten raporlarını hazırladılar. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Haberlere göre gelecekler öncelik. Ben de tam tersini düşünüyorum. Bence gidecekler öncelik. Jesus ve ekibi muhtemelen gideceklere odaklanmış durumdalar. Hani şunlar gitsin. Şunlara ne teklif var? Yatıralım masaya. Hemen bunları paketleyelim deme derdindelerdir. Bence. Ha çalış. E, şimdi transfer avındalar Jesus ve ekibi. Belki de şu anda dahi Fenerbahçe adına görüşme gerçekleştiriyorlardır. Bu isimler. Hani Ali Koç'un da dönemi bitti. Selahattin Makin'in e de dönemi bitti. Çünkü sen ekip aldın. Yani ekip aldın. Fenerbahçe futbol A takımının başına ekip getirdin. Teknik direktör getirmedin, ekip getirdin. Ve getirdiğin ekiple birlikte artık yani hazır mısınız diyor. getirdiğin ekiple birlikte artık işi onlara teslim etmenin vakti geldi. Yani işi bilene teslim etmenin vakti geldi. Bir de Jesus imza attıktan sonra birkaç görüşmeden sonra geri dönecek. Biraz tatil yapacak. Yani bir haftalık falan bir tatil. Artık nasıl bir tatil olur? O şeklinde şemaline bir şey diyemem. E, tatil sonrasında da bakarız. Bu arada Jesus geldi de de Jorge Jesus'un futbol felsefesi. Şimdi zaten uzun uza diye kendisi anlattı ama yeni teknik direktörümüz Jesus kısa bir süre içerisinde Fenerbahçe'nin açıklandığı resmi imzalar şunlar bunlar. Bir açıklamada bulunmuş. Diyor ki Flamengo'da stratejimiz belliydi. Rakip savunmacılara güçlü bir şekilde pres yapar ve savunma hattını orta sahaya çıkarırdık. Böylece tüm takımı ileri iterdik. Rakibi orada boğmak ve rakip kaleye yakın noktada top kazanmaya çalışırdık. Ben ayrıldığımdan beri Flamengo bu futbolu oynamıyor. Maçın bazı anlarında geri çekilmek ve savunma yapmak anlaşılabilir. Ancak Flamengo bunu artık çok sık yapıyor. Adam adam ne kadar gıcık kaptıysa Flamengo Her gittiği yerde laf sokuyor. Tüm antrenörlerin favori taktik şemaları vardır. Ancak karşılaştıkları futbolcuların türüne bağlı olarak bu şemaları adapte etmeniz ve varyasyonlar türetmeniz gerekli ve önemlidir. 3 stoperle de oynadım. 2 veya 3 forvetle aynı anda da maça başladım. 1 veya 2 oyun kurucuyla da oynadım. İşe yaramaz olan tek şey oyuncular açık bir şekilde o görev için yeterli değilken daha da onları bu görevlere mecbur etmeniz. Yani Ersanca diyor ki çöpleri oynatırsanız çöpleri kendini yıldız zanneder. 2009-2010 Benfica ve 2019 Flamengo en sevdiğim takımlar. Benim de 1907'den beri Fenerbahçe. O zaman Benfica'da luizao David Luiz, Coentrao, Ramirez, Pablo Aymar, Saviola, Di Maria vardı. O takım bir keyifti, zevkti. Ancak beni en çok seven oyuncuları, beni en çok seven oyuncular... Flamengo'daydı. 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 İlk 11'de rotasyonu çok sevmem. İdeal 11'inizde en fazla 2 değişiklik olmalı. 3 değil. Maçlar arasında 3-4 gün varsa rotasyona gitmeyi anlayamam. Her iki günde bir maç varsa işler değişir. Fazla rotasyonu ancak 48 saat sonra bir maça çıkarsam yaparım. Yani diyor ki ben yaz transfer döneminde, yaz kampında adam gibi oynayın. Adam olun lan diyor futbolculara. Adam olun diyor. Benim gözüme girmek kolaydır. Düşmek zor. Yok gözüme girmek zordur. Düşmek kolaydır diyor. Brezilya için teknik direktörlük yapmak bir hayalin gerçekleşmesi olurdu. Bu reddedilemez bir teklifti. Benim futbol anlayışım 1970 Brezilya milli takımı şekillendirdi. Gençtim ve daha önce böyle bir şey görmemiştim. Clodol o, Gerson Jairzinho, Pele, Reni ve Rivilino. Eğer bugün her ne olursa olsun hücumu düşünen bir teknik direktörsem bunun nedeni 1970 Brezilyasıdır. İlhamımı onlardan alıyorum. Benim için gelmiş geçmiş en iyi teknik direktör Johan Cruyff'tur. Bu sporda bir devrim oluşturdu. Takımlar sadece kazanmamalı. Aynı zamanda gösterişli ve çekici futbol oynamayı da önemsemeli. Galibiyet hiçbir zaman yetmez. Seyircilerden yüksek bir not almak, sanatsal oynamak ve galibiyeti her şeyi ilak etmek önemlidir. Futbol bir şovdur ve şov gibi oynanmalıdır. Bütün takımlarımda başarmak istediğim şey bu. Bunu Flamengo'da başarmıştım. Benfica'da neden başarılı olamadığı sorusuna Jesus. Benfica'da da çok fazla siyasi baskı vardı. Beni geri alan başkan görevden ayrıldığında er ya da geç beni de göndereceklerini biliyordum. Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev 2-0 yendik ve Estadio de ıstıklandık, yuhalandık. O grupta Barcelona elendi ama biz gruptan çıktık. Artık kalabileceğim bir ortam yoktu. Sonra Pizzi antrenörlerimden birine karşı saçma sapan konuştu ve disiplinsizlik yaptı ardından her şey patladı. Ben ayrılırken Benfica lider Porto'dan 3 puan gerideydi. Şimdi 15 puan geride. Ben gruptan çıkardım. Belki Şampiyonlar Ligi'nde daha da ileriye gidecektim. Adamın oyun felsefesini anladınız değil mi? Yani aynı şeyleri tekrar etmenin lüzumu yok. Fenerbahçe savunma yapmaz yaptırır diyor. Bunu Portekizce söylüyor işte. Türkçesi bu. Şimdi iyi de hocam yani kimle yapacaksın? Rossi ile mi yapacaksın? Arkadaşlar Rossi'nin neyini bu kadar beğenmiyorsunuz? Ya? Hocam ya Celos kaçırıyor bilmem ne yapıyor. La tamam kaçırıyor. Ya, altına kaçırmıyor. İyi tarafından bakın. Altına kaçırsa daha mı iyi? Hocam bu ne ya? Ne bileyim lan aklıma geldi. Fenerbahçe'de Diego Rossi'ye 7 milyon euro. Şimdi 7 milyon euro. Bu arada e, transfer marketta bazı güncellemeler olmuş. Ee, ve bu güncellemeler neticesinde Diego Rossi'nin değeri 14.5 milyon euroya çıkmış arkadaşlar. 14.5 milyon euro. Kim Minji'nin yeni değeri 14 milyon euro olmuş. Bu da büyük. Altay Bayındır 16'ya kadar çıkmış. 16 milyon eurocuk olmuş. Yani çok güzel. Ve son olarak Fenerbahçe'de Arda Güler 6 milyon eurocuk. Yani kendi yaş grubunda yani kendi ile ilgili kendi ile yaşıtların grubunda dünyada birinci sırada şu anda. Takım bazında an itibariyle Fenerbahçe 143,5 milyon euro iken Trabzonspor 113,5 milyon euro, Galatasaray 102,4, Beşiktaş 98,3 artı yani Başakşehir 53 ama bunlardan birçoğu kiralık. Yani kiralıklara çıktığınız zaman bu takımlar çok tırt bir hale bürünecekler. Ee, onu da söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe sezon başında Los Angeles'tan kiraladı. Ve bon servisini lig bitmeden önce 5,5 milyon euroya aldı. Tabi bu da Brezilya ekiplerinin dikkatini çekti. <laughs> bon servis değil Oynadı futbol. Şimdi Rossi'ye Brezilya'dan Flamengo, Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians, Palmeiras talip oldu. Yönetim sezon başında Los Angeles'tan kiraladı. Futbolcunun bon servisini almıştı. 24 yaşındaki oyuncu Brezilya ekiplerinin dikkatinde. Ve Hemen hemen hepsi istiyor bu saydığım takımların. Palmeiras harekete geçip 7 milyon euroluk resmi teklif yaptı ancak bunun kabul edilmedi öğrenildi diyor. Ben daha önce size söylemiştim hani 12 milyon euro teklifinin hazır olduğuna dair bir duyumum var demiştim. E, duyma muhalif herhangi bir şey çıkmadı yani. Yok bu duyum iptal oldu başkasına geçtik falan filan ya da olmayacak falan filan diye bir şey gelmedi. O yüzden ben duyumun arkasındayım. İnşallah da hayırlısı olur arkadaşlar. Yani Fenerbahçe için iyisi olsun. Fenerbahçe için en güzeli olsun. En temiz olsun. Artık hangisi olursa ne olursa. Ee, Rossi. Ben güveniyorum Rossi'ye. Pır pır kanat. Hızlı kanat. Evet fizik gücü yeterli değil. Kabul ediyorum evet. Kendini yere bırakmalar şunlar bunlar. Kabul ediyorum evet okey ama emin olun. Jesus Tedrisi altındaki Rossi'ye siz bile hayret edeceksiniz. Mustafa Hocam iyi ki kalsın demiştin diyeceksiniz. Diğer bir isim Artık Emery'nin istediği Fenerbahçeli. Hani kesinlikle alalım dediği Fenerbahçeli. Kim? Villarreal Etienne Capoue'nin yerine Miguel Crespo ile doldurmak için harekete geçti. Yardımcı antrenör yakından takip ettiği Portekiz Yıldız için raporunda müthiş bir potansiyeli var. Tam bir La oyuncusu. Demiş. Şimdi Emery alalım emri vermiş Crespo için. Kolay mı lan? Fenerbahçe'de kötü başlayan ilk sezonunda sonradan yani ilk başlarda kötü başlamıştı ama diyor sonradan kalitesini gösterdi ve takımın vazgeçilmezi oldu. Atletico Madrid'in performansıyla dikkat çeken 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun peşine düştüğü iddia edilmişti diyor. İddia edilmedi ben biliyorum. Yani direkt resmi teklifi var adamların. Yani bu iddia değil. Bu teklif. Ve İspanya'dan bir takım daha biliyorsunuz Villarreal takımda Crespo'yu radarına almış. 33 yaşında olan ve 1 yıl sözleşmesi kalan Capoue'nin yerine bir isim arayışında olmuşlar. Ve takip edilen Crespo. Şimdi bu oyuncu müthiş bir potansiyele sahip. Tam bir La Liga oyuncusu. Emre'yi de alalım diyor. Villarreal'in Fenerbahçe'ye ilk teklifinin 10 milyon euro olacağı öğrenildi diyor. Yani 8 milyon euroya kadar çıkmışlar herhalde transfer market değerini ama yani bana soracak olsanız 12-13 bandında bir şey var. Fakat Saman Alevi de olabilir. Yani ilk sezonu özel de olabilir. Bu iş. Değil mi? Vallahi bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bir diğer duyum. Pardon bir diğer haber. Ve bence günün en bomba haberi Marcelo. Roberto Carlos, Fenerbahçe'den Marcelo bombası. Aslında bak şöyle bir başlık yapalım. Son dakika. Fenerbahçe'de ikinci Roberto Carlos dönemi. Hoş geldin Marcelo. İşte gol var neşteni ekliyoruz. Süper oldu. Real Madrid'in ayrılmaya karar veren dünya cünnüsü bek Marcelo'ya. Marsilya ve bir Katar kulübü cazip, te cazip teklifler sunarken Fenerbahçe cephesi de kesenin ağzını açtı. 34 yaşındaki futbolcu kendisine yıllık 4 milyon euro öneren Sarla Aciverte kulübe vatandaş Roberto Carlos'un da tavsiyesiyle ebet cevabını verdi diyor. 4 milyon euro vermiyoruz ya o kadar yok. Ama bir şeyler veriyoruz. Şimdi Fenerbahçe'de eğer bu olursa yılın transferi olur ve yılın transferi için geri sayma başlandı. Şimdi yıllardır bu hayal sürüyor değil mi Marcelo hayali? Yıllardır. Niye? Çünkü Fenerbahçeli özdeşleşmiş bazı olaylar vardır. Misal. Alex dediğim zaman aklınıza kim geliyor? Alex de Souza geliyor değil mi? Yani başka hangi Alex var ki hocam? Tamam Selçuk dediğim zaman aklınıza ne geliyor? Yani hocam Selçuk Şahin'in Galatasaray'a Ali Samiye'nde 750 metreden attığı gol geliyor. Böyle de Ziya Selçuk geliyor aklıma. Eski Milliyetin Bakanı. Mesela Volkan dediğim zaman aklınıza ne geliyor? Harbi söylüyorum ya Volkan dediğiniz zaman. Normal bir insanın aklına işte patlamalı matlamalı, lavın yeryüzüne saçıldığı bir şey geliyor. Hepimizin aklına Volkan Demirel geliyor değil mi? Lugano dediğiniz zaman aklınıza ne geliyor? Hocam cimrilik geliyor. Dünyanın en cimri futbolcusu. Harbi öyle ha. Lugano çok cimri. Tuncay dediğim zaman... Hocam deve Tuncay geliyor. Kurtlar vaziyeti. Hadi lan oradan Tuncay Şanlı geliyor aklınıza. Ha işte Marcelo artık Roberto Carlos da Fenerbahçe'nin özdeşleşmiş bir futbolcu. Yani Real Madrid'de sanki hiç oynamadı. Fenerbahçe'ye geldi. Yıldızlaştı gitti gibi geliyor insanlara değil mi? Anelka. Manchester City'miş Real Madrid'miş hiçbirinde oynamadı gibi geliyor değil mi? Bilmiyorum bana öyle geliyor. Meyreleş. Liverpool'da oynuyor. Allah Allah lan bu oynamış mı Liverpool'da diyorum. Lan Liverpool'dan aldık. Neyse uzun lafın kısası Marseille transferini bitirmeye çok yakın Fenerbahçe diyor. Dünya cümle yıldız Şampiyonlar gibi finalini kazandıktan sonra Real Madrid'den ayrılacağını açıklamıştı. 2007'den beri Spanyol 2000'in formasını gör. Ve bu kararını açıkladıktan sonra ayrıl ayrılık kararından sonra teklifler yağmaya başladı. Katar'dan bir takımın yıllık 10 milyon euro gibi müthiş bir maaş teklif ettiği kaydedildi diyor. Ancak dünya cümle yıldız kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor diyor. Valla bu bana çok mantıklı gelmiyor ya. Yani Katar matar 10 milyon euro teklif gelse ben kabul ederim şahsen. 34 yaşına gelmişim. Yani 34 yaşına gelsem geçtim gerçi de. Şimdi Marsilya ile Fenerbahçe arasında kalmış ama Roberto Carlos demiş ki Fener'e git demiş o da Fenerbahçe'ye gelecekmiş. Şimdi tarihin gelmiş geçmiş en iyi sol beklerinden biri olarak gösterilen Roberto Carlos diyor. Bence ta dünya tarihin en iyi sol bekidir. İstisnasız. <laughs> Dünya tarihinin en iyi forveti fenomen Ronaldo'dur. Aksini iddia eden Futbol konuşmam bile. Dünya tarihinin en iyi sağ beki ya da sağ açı kafudur. Dünya tarihinin en iyi orta saha oyuncusu Arda Turan'dır. <laughs> Arda Turan adamlığıdır. <laughs> Neyse işin şakası bir tarafı ama Real Madrid'den Carlos 2007'de sözleşmesi bitince Fenerbahçe'ye gelmiştim. Ve düşünebiliyor musunuz ya Roberto Carlos gece yarısı Fenerbahçe TV'den duyurulmuştu. Ve iki buçuk sezon Fenerbahçe forması giymiş. Bana beş ay gibi geliyor. İnanın beş ay gibi geliyor. Marcelo da ayak izini takip ederek Fenerbahçe'ye gitme niyetinde diyor. Eşyalarını toplamaya başlamış bile Zafer büyük Büyükavcı bu güzel duyumları vermiş. Ben şunu söyleyeyim. Marcelo'yu aldık, alıyoruz desek yıllık 3 milyon, 4 milyon euroyu alamayız. Diyelim ki aldık, alamayız. Lan diyelim ki aldık, alamayız. Ya diyelim ki aldık, ya alamayız. Lan hadi aldık diyelim. Tamam hocam hadi aldık. Hadi diyelim aldık. İşimize yarar mı? Hocam yaşlıları topluyoruz şöyle böyle. Ben eminim. Yani Jesus kendinden yaşlı futbolcu istemeyecektir. Ve yaşlı futbolcu sayısının fazlalığını istemeyecektir diye düşünüyorum. Ben Marcelo için size şunu söyleyeyim. Yani Mustafa Hoca olarak bir dostunuz olarak şunu söyleyeyim. Ben Marcelo'nun gelmesini deli gibi isterim. Bu duyumu bana iki hafta önce sorun, 3 hafta önce sorun derim ki gelmeyecek öyle bir şey yok beklemeyin şöyle böyle. Hatta birkaç gün önce sorsanız yine gelmeyecek derim ama bugün soruyorsanız ee, bizim şartlarımız belli. Onun şartları belli. Biz onun şartlarına çıkamayız. O bizimkine inebilir. inmek isterse. Sanki inmek istiyor gibi geliyor. Yani ee, uykum geldi. Bunun da herhalde şifre olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Ee, neyse anlamayın boş Yani dediğim gibi Marcelo bence Fenerbahçe'nin teklifine inersem bu iş olur biter ama Fenerbahçe'nin teklifine inmesi için de bayağı feragat etmesi lazım. Şu 10 milyon euro fa olaylar falan palavrada. Doğrulsa zaten bir şey değişmez de. Yani hep birlikte bakıp bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Ama ben şunu söyleyeyim. Marcelo hakikaten bomba ya. Düşünsene. Sol bekin Ferdi Kadıoğlu, Novak'tan Marcelo'ya evriliyor. Hocam son senesinde kötüydü, çok oynamadı, şöyle böyle falan filan. Ya bu bakımdan da Fenerbahçe'nin kimseye satın, satılamaması lazımdı. Yani durum bu arkadaşlar. Peki şahsi fikrin hocam gelir mi? Bilmiyorum ya. İçimden e, bir ses gelir diyor ama. Yani. İçimden bir ses gelir diyor ama. Hadi hayırlısı olsun bakalım. Arkadaşlar videomuza bir beğeni atmayı çok görmeyin. Lütfen kanalımıza destek olursanız da sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.